Evet değerli izleyenler, şu an puluğumu takmak için traktörümü çalıştırıyorum ve işlemimize başlıyoruz. Kabinimizin içi oldukça sıcak. Hemen klimamı çalıştırıyorum. Zaten puluğumuzla traktörümüz oldukça yakındı. Uygun bir manevrayla hemen uygun konuma getirebilirim. Hidrolik kondularımı kontrol ediyorum. Şu an evet uygun ayara gelmiş bulunuyor. Hidroliklerimi kaldırıyorum ve görebileceğim bir pozisyona getirdim. Önemli olan düz bir şekilde ekipmana yaklaşabilmem. Kurt ağızlarının aynı anda puluğun aşıklarını kavraması en önemli konu. Bunu sağlayabilirsek uygun bir ekipman bağlama işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Şu an kontrollerimi yapıyorum. Hidroliğimi kaldırıyorum. Azıcık ileriye saldım. Evet değerli izleyenler. Şu an hidrolik kollarımı ayarladım ve hidroliklerimi kaldırıyorum. Puluğumu kavradım. Şu an puluğu takma işlemim tamam. Biraz ara kolumu da ayarladıktan sonra uzatıyorum şu an. Tahmini olarak. Ara kolumu da uzattım. Traktörümü istop ediyorum. Aşağıya iniyorum. Tam bağlantılarımı gerçekleştirdikten sonra anlatımlarımıza devam edeceğiz. Şu an kilitlerimizi kapatıyoruz. Tarla konumunda başımıza bir sıkıntı gelmemesi için. Ve orta kolumun bağlantısını yapıyorum. Bu 3 tane delikten hangisini ne zaman kullanacağımızı programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Ayrıca özel denemelerimiz de bu programda sizlerle olacak. Şu an orta kolumun bağlantısını yapıyorum. Orta kol bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi traktörüme binip traktörümü çalıştırıyorum. Hidroliklerimi kaldırıp yan gergilerimi ve hidrolik kollarımı kontrollerini yeniden gerçekleştiriyorum. Şu an puluğumun bağlantılarını gerçekleştirdim. Traktörümü ileriye alıyorum çünkü bulunduğum pozisyon sol tarafa eğimli. Düz bir yere almalıyım ki gergi kollarıma istediğim gibi hareket verebileyim. Birkaç metre ileriye gidiyorum ve traktörümün düz olduğunu düşündüğüm bir noktada istop ediyorum. Gergi kollarımı kontrol etmek için işlemime devam ediyorum. Evet değerli Bereket TV izleyenleri, şu an tarlama gelmiş bulunmaktayım. Pulluğumun ayarı şurada bulunan özellik sayesinde esnemesini sağlıyordu, yol konumundaydı. Şu an o özelliğini kapatıyorum ve pulluğumu tarla pozisyonuna getirdim. Şu an otomatiğim havada, tahmini olarak evde ayarlarımı yapmıştım. Yan gergilerimi nasıl ayarladığımdan bahsedeyim. Pulluğumuz 14 inçti. Ben ilk tabağın tekerle olan mesafesini 13 inç olarak ayarlıyorum. O 1 inç de traktörün esnemesinden, lastiklerin esnemesinden kaynaklanan mesafe olarak tahmini, kendi kullandığım yöntemi anlatıyorum. Şu an tarlamdayım, sürüme başlıyorum ve işlemimiz gerçekleşiyor. Vitesimi düz bir, yani yol konumunda birinci vites olarak seçtim. Bakalım hep beraber bu traktörün performansını 14 inç 5'li pullukla hep beraber göreceğiz. Şu an
işleme başlıyorum ve pulluğumu indirdim. Ayarlarımı da sizinle beraber gerçekleştireceğim. Şu an pulluğum tam ayarlı konumda değil. Şu an derinliğimi de arttırdım. Sürekli arkama dönmek zorundayım. Şu an işleme yeni başladığım için pulluğumun ayarı tam istediğim konumda değil. Bu yüzden sürekli ellerim hidrolik kolunda ve gözüm pulluğumda olmak zorunda. Şu an orta kolumu biraz uzatıyorum ki pulluğum biraz kendini geriye doğru atsın. Çünkü çok traktörüme yükleniyordu. İlk tabağım aşırı derecede batıyordu. İlk tabağımı da traktörde bulunan sağ koldaki piston sayesinde yukarıya doğru çektim. Düz bir de bu traktör 1500 devirde çok düzgün bir çekiş sağlıyor. Hatta şu an çift çekerde bile değilim. Tarlanın başlangıcı da unutmuşum. Hiç hissettirmiyor. Şu an çift çekere de bağladım. Traktörüm daha da rahatladı. Çok rahat gittiğimi söyleyebilirim. Şu an biraz da rampa yukarı yöndeyim. Düğme ile de traktörümün hızını buçuk vites, yani bir vites yukarıya doğru arttırdım. Çok uygun bir sürüm gerçekleşiyor. Hem hız olarak hem de traktörün güç anlamında şu an hiçbir sıkıntı yaşamadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Pulluğumun tekerini görüyorsunuzdur. Ters takmış diyenler olabilir. Daha da içeride takma imkanım olsaydı daha da içeride takardım. Çünkü o tekerleğin asıl özelliği traktörün tekerine basmasıdır. Yani traktörün tekerinin izine basarsa daha sağlıklı gider. Çünkü şu an yumuşak bir zeminde gidiyor. Yani pulluğun üzerinde bu şekilde geldi. Ancak traktörünüzün tekerine basarsa sürekli sert zeminde gider ve hem traktörünüzü yormaz, engel uygulamaz yumuşak topraktan dolayı, hem de daha düzgün bir salınım hareketi yaparak ilerlemesine devam eder. O yüzden traktör izine uygun gelsin diye tekerimi ters taktım ama yine de yeterli olmadı. Şu an orta kolumu biraz daha uzatıyorum. Bu traktör hassasiyetini hidrolik kollarından aldığı için pulluğun hassasiyeti orta kol olmadan da gerçekleşebiliyor. Biraz sonra bunu net göstermek için orta kolu tamamen sökerek bir boy sizin için gideceğim. O deliğin nasıl kullanması gerektiği bütün çiftçiler tarafından bir soru işaretidir. Yeni pulluğunu değiştirenler o deliğin ne işe yaradığını merak ederler. Pulluğun üzerindeki orta kol bağlantı deliğinin ne işe yaradığını merak ederler. Onun net bir şekilde görünmesi açısından orta kola tamamen sökeceğim ve bir boyu öyle gideceğim. Pulluğumuzu kaldıramıyoruz tabii orta kolumuz olmadığı için. Ama inek konumda bir boyu orta kol sökülmüş vaziyette giderek o deliğin nasıl kullanılması gerektiğini, hangi tip traktörlerde kullanıldığını daha net bir şekilde bütün çiftçilerimize göstermiş olacağız. Şu an bir daha pulluğumun ayarlarını kontrol ediyorum. Dediğim gibi traktörümün üzerinde bulunan sağ hidrolik kolumdaki yükseklik ayarı ve orta koldaki hidrolik ayar benim kabin dışına çıkmadan ayarlarımı yapabilmemi gerçekleştiriyor. Yine bir sıranın sonuna yaklaştım. Bu arada traktörümü 1500 devirde çok rahat bir şekilde sürümü gerçekleştirebiliyorum traktörümle. Sıranın sonuna gelene kadar da sizden biraz tarlalarımızın yapısından bahsedeyim. Yıllardır atalarımız ilk tarla işlemeye başladıklarından beri tarlaları hep dışarıdan başlayarak pullukla toprağı hep dışarıya doğru işlemişler. Bu işlemeden dolayı sürekli tarlalarımızın kenarları yüksektir. Yani yıllardır böyledir. Hasat yaparken sıkıntı olur. Ekerken, toprak işlemesi yaparken malzemelerimiz verimli çalışmaz. Bunun tam tersini artık biz yeni çiftçiler, genç çiftçiler
yapıyoruz ve tarlalarımızı dışarıya doğru değil de olabildiğince, tarlamızın şekli müsaade ettiğince içeriye doğru ve çukur yerleri doldurma şeklinde yapıyoruz ki tarla tesviyesi bir nebze olsun düzelsin. Tabii 30 yılın birikimi hemen bir senede düzelmiyor. Tarlalarımızın sınırları hala görebildiğiniz gibi yüksek. Ancak olabildiğince ayarlamak için uğraşıyoruz. Şu an gerçekten çizime girdim. Yani biraz önce ilk çizilerimi attığım için traktörüm biraz daha rahat gidiyordu. Şu an gerçekten sürümün başladığını söyleyebilirim. Ayarlarımın ne kadar doğru olduğunu yeniden kontrol ediyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Traktörüm biraz daha yüke bindi. Çünkü tam kapasiteyle kulluğum çalışıyor. Ve traktörüm de ona göre kendi gücünü yere yansıtmaya özen gösteriyor. Şu an orta kolumu biraz daha uzatıyorum. Ve evet, tekerimi çizgiye düştükten sonra bildiğiniz gibi ayarlar değişti. Yine kulağımın arkasında yükümü tamamen tekere bıraktım. Şu an birinci vites, ekranda da tavşan işareti gözüküyor. Traktörümüz yine 1500 devirde rahat bir şekilde sürümü gerçekleştiriyor. Biraz sonra bir vites daha hızlanmayı deneyeceğim. Bakalım traktörümüzün performansı o zaman nasıl olacak? Bir de onu göreceğiz. Şu an kabinin içinin sıcaklığı arttı ve klimamın fanını bir derece daha arttırıyorum ki yeterli hava akımı içeride oluşsun. Güzel ve dengeli bir sürüm için çizimizde devam ediyoruz. Pulluk ayarlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi biz pulluğumuzu içeriden ayarlıyoruz ancak sürüm esnasında dışarıdan gözlemlediğimizde yere tamamen paralel olması istenir kulluğun. Yani ön veya arkaya yatık değil, tamamen düz yere paralel bir şekilde olması istenir. Bunu dışarıdan gözlemlemeniz lazım. Bu sürüm anındaki konumudur. Yani normal bir alana bırakıp, düz bir alana bırakıp baktığınızda bu böyle değil. Yani sürüm anında tamamen düz konumda olmalı. Ne arkaya ne öne yatık konumda olmamalıdır. Bir diğer sıranın daha sonuna geldim. Ve artık tek manevrayla sırama girebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir deneme yapacağımızı söylemiştik. O denemeyi gerçekleştireceğiz. Traktörümün vitesini bir kademe daha yavaşlatıyorum ve bu deneme için uygun hale getiriyorum. Dediğim gibi orta kolluğu olmadan da hassasiyeti hidrolik kollarından alabilen traktörler orta kolluğu olmadan da sıra üzerinde ilerleyebilirler tezimizi şu an denemesini gerçekleştireceğiz canlı olarak. Hidroliğimin derinliğini biraz daha aşağıya doğru indiriyorum. Düzgün bir sürüm gerçekleşmesi için. Şuradaki ışıklardan da gördüğüm gibi bir aşağı bir yukarı yanıyor. Yani düzenli olarak aşağı yukarı yanıyor. Bu da hassasiyetimizin doğru olduğunu gösterir. Ben şu an yavaş yavaş el gazımı çekmeye başlıyorum. Ve traktörümü yavaş da bırakıyorum. Tamamen kendisi otomatik olarak gidiyor. Hidrolik ayarlarımı da gerçekleştireyim. Tamamen pistonu boş konuma getirdiğimde dediğim gibi orta kolu olmadan da traktörün sürümü devam ettirebileceğini göstermek istiyorum. Traktörümün devrini biraz daha arttırdım canlı gitmesi için. Şu an orta kolum tamamen boşta şu an. Traktörüm kendi gidiyor ve aşağı iniyorum. Orta kolu söküyorum ve siz değerli çiftçilerimiz ekran başında bizleri ilgiyle izlemeye devam edin.
değerli çiftçilerin gördüğü gibi yukarıda da söylemiştik. Denememizi gerçekleştiriyoruz. Traktörümüz bir yandan sürümüne devam ediyor ve orta kolu olmadan devam ediyor. Bu hassasiyeti hidrolik kollarından alan traktörlerin orta koldan bir yük almadan sürümü gerçekleştirebileceğini gösterir. Traktörümüz ilerledi. Ben şimdi kabinin içine gidiyorum ve sürünme devam ediyorum. Değerli çiftçilerimiz, dediğim gibi orta kolu söktüm ve şu an kabin içindeyim. Traktörümüz düzenli olarak gidişine devam ediyor. Güvenlik önlemi olarak kendimizce hızımızı yavaşlattık. Bunu normal sürümde de gerçekleştirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak hidrolik ayarlarınızı düzgün bir şekilde... Yoruldum aynı zamanda biraz önce bu işlemi gerçekleştirirken traktörümüz gidiyordu. Hassasiyetinizi traktörünüzün hidrolik ayarlarını düzgün bir şekilde gerçekleştirmeniz lazım. Şu ampulluğumu tekrar kontrol ediyorum. Dediğim gibi burada bulunan traktörümüzün özelliği olan ışıklar sayesinde pulluğumuzun kollara verdiği yükü aşağı yukarı kırmızı olarak gösteriyor. Yani kırmızı hidrolikleri yukarı kaldırıyor. Sarı ise aşağı indiriyor. Burada ışıklar dengeli yandığı sürece pulluğumuz denk bir şekilde gidiyor demektir. Bu ışıklardan bir tanesi sürekli yanarsa bir sıkıntı olduğunu anlamıdır. Yani ikisi de dengeli yanmak zorunda. Biri söner, biri yanar. Bu traktörümüzün güzel özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda pulluğumuz da bununla uyumlu olduğu için bunu gerçekleştirebiliyoruz. Normalde o deliğimiz, bu geniş deliğimiz olmasaydı bu sürümü gerçekleştiremezdik. Sıra sonuna geldiğimizde ben orta kolumuzun montajını yeniden yapacağım. Çünkü bu şekilde pulluğumuzu kaldırmamız imkansız. Bu size deneme amaçlı gösterdiğimiz bir özellikti. Gördüğünüz gibi sıranın başından beri traktörümüz düzenli bir şekilde geliyor. Çiftçilerimiz de bu kolun ne amaçla kullanıldığını açık ve net bir şekilde öğrenmişlerdir diye düşünüyorum.